Evet, isterseniz Galatasaray'la başlayalım. Transfer Başlayayım. gündemimiz oldukça yoğun. Hemen hemen bütün takımlarda tabii Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman maçı da konuşacağız detaylıca. Tabii. Ama önce Galatasaray'da geçen hafta transferler geç kaldı. Okan Buruk sitem etti yönetime, transfer istedi diye bol bol konuştuk. Galatasaray'da bombaları arka arkaya şimdi patlatmaya başladı. Önce Seferovic ile başlayalım isterseniz değerlendirmelerimizi ardından gündemdeki diğer oyuncuları da konuşuruz. Ya sadece Okan Buruk değil, Galatasarayların tamamı geç kalındığından yana fikir beyan etti. Hep senin ortak istediği transferlerin bir an önce bitmesinden yanaydı. Çünkü ligin başlamasına artık iki buçuk hafta kaldı. Evet. Bu transferler ne zaman yapılacak? Onlar ne zaman gelecekler? Ne zaman sezona hazırlanacaklar? Takıma uyum sağlayacaklar? Ligin bu sene biraz farklılık arz etmesi de çok özel kıldı ligimizi. Çünkü... Kasım ayına kadar Dünya Kupası maçlarına kadar oradaki 14 haftalık süreç ki Galatasaray 13 maç oynayacak şampiyonluğu belirleme adına çok önemli. O yüzden bütün beklenti yönetimin seçimlerden önce verdiği sözleri tutmasıydı. E, Dursun Başkan da Erden Timur Bey de takımı ziyarete gitmişti. Genelde hep öyledir. Hı hı. Bir takımı ziyarete gittiğinizde orada herkes hediye bekler sizden. Okan hocanın da hediyelerini yavaş yavaş vermeye başladılar. Galatasaraylılar bundan çok mutlular. Tabii ki son imzalar atılmadı ama bana gelen bilgilerde bahsedilen bu 3 transferin bu hafta içinde biteceğinden yana kaldı ki bu 3 transfer Galatasaray'ın transferlerini bitirmiyor. Hı hı. Şimdi diğer takımları sonra konuşacağız ha. ama e, Trabzon'un bir sağ stopere ihtiyacı var. Keza Beşiktaş'ın bir stopere ihtiyacı var ki onlar bir de kanat oyuncusu arıyorlar gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de Galatasaray gibi daha transfer yapmaya devam edecek görünen o. Şimdi hocam Seferovic'ten bahsettik Seferovic ismi için ne dersiniz önce onu bir sormak isterim çünkü gelmeden önce iddialar ortaya atıldığında aslında bir menajer Gündemi olarak değerlendirilmişti. Siz ve pek çok yorumcunuz tarafından aslında, yani evet, siz de e, evet. onlardan biriydiniz. Ama şimdi e, Seferovic sağlık kontrolleri de iyi çıktığı noktada artık e, takıma katkı verebileceğini düşünürsek sizin beklentiniz ne yönde? Tabii bu evet. noktada Cagney ile yollarını ayrılmasını ve Mustafa Muhammed'le de muhtemelen ayrılacak olmasını konuşalım. Şimdi özellikle o sorudan biraz kaçmaya çalıştım ama <laughs> ısrarla sen beni konuşturacaksın. Tabi böyle olması daha güzel. Sezon başı bütün futbolculara, bütün teknik direktörlere hatta bütün kulüplere pozitif yaklaşıp onların işlerini zorlaştırmadan en azından hazırlık dönemlerini e, ki çok zor bir dönemdir, e, rahat, istedikleri gibi geçirmeleri açısından destek olmaya çalışan biriyim ben. Lig başladıktan sonra da zaten onlarla ilgili bütün yorumları hatta negatif, pozitif bütün eleştirilerimizi yapacağız. Kaldı ki o eleştirilerin dışında bir de puan cetveli var. En Tabii. en geçerli karneyi de orada hepimiz görüyoruz. O yüzden Seferovic ile ilgili bu dönemde olumsuz bir şey söylemeye taraftar değilim. Ama işin iki tane önemli gerçeği var. Bir tanesi tamamıyla pozitif. Uzun süredir takip ettiğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü ben milli takımları da yakın takip ediyorum. İsviçre milli takımının... Böyle son dönemdeki o parlak e, yıllarına e, giriş yaptığı yıllarda eren derdi yokla... ...Milli Takım'ın Santrofor'u kim olacak yarışı vardı ikisi arasında. O günden beri çok yakın takip ediyorum. Müthiş bir profesyonel. Oyunda müthiş çalışkan, tam bir takım oyuncusu. Yani bizim pivot Santrofor dediğimiz özelliklerin tamamına sahip... ...ve büyük bir özveriyle oynadığı için çakılı da oynamayan, hareketli oynayan biri. O açıdan bakıldığında her takıma tabii ki fayda sağlayacak bir santrafor. Böyle biri olmasa Benfica'nın onu alıp 4 sene oynatması zaten mümkün değil. Ama diğer taraftan da benim hep Türk futbolu adına şöyle bir endişem oluştu. Biz bazı futbolcuları kalitelerinden dolayı, bazı futbolcuları yaşlarından dolayı alıyoruz. Onlara çok uzun sözleşmeler vererek belki başarılı geçecek 1-2 sene sonrasında kulüplerde performans vermeden takımdan gönderemiyoruz. Ve uzun sürede performans almadan onlara maaş ödemek zorunda kalıyoruz. Şimdi onun anlaşmasında ilk yıl 15 maç oynarsa sözleşmesinin 3 yıl uzacağı gerçeği var. Evet. E, ligde 19 takımla oynuyoruz. E, böyle bir ligde yani e, Seferov için kupa maçlarını da sayarsak 15 maç oynaması kadar doğal bir şey yok. Niye 3 sene? Bunları sormamın nedeni de Seferov için evet Benfica'da bir sene iyi, bir sonraki sene biraz daha duran, böyle değişen o performansları içinde geçen sene de zaten az maçta görev yapmıştı. Sakatlık yok dendiği anda bence de sakatlık yoktur. Onu çok büyütmeyeceğim. Ama e, Seferovic de hiçbir zaman çok büyük bir golcü olmadı. O gerçeği de biliyoruz. Şimdi elinizde Mustafa Muhammed vardı, Cagne vardı, Gomis vardı. 3 e, tane kendini kanıtlamış iki Santrofor, 3. de oradaki en önemli geleceğin yıldız adaylarından bir tanesi e, sizdeyken bir Santrofor transferi gerekiyor muydu? Okan Hoca'nın açıklamalarından sonra gerekiyordu. Seferovic'i de alacaklar. Bize de başarılar dilemek kalıyor. Ama Mustafa Muhammed'in hala başka bir takıma satılması bile söz konusu. Sevgili Ezgi. Bu gerçekleşirse Seferovic'in yanına bir tane daha Santrofor gelecek. Galatasaray'da o konuşmaları da duyuyoruz. Ama en büyük güvence Okan Buruk ve ekibi. Tabii ki hep onu dedik biz. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Evet. O kesin. Ama istediğin kadar iyi futbolcun olsun, senin teknik eğitim sana çağdaş oyunu öğretmiyorsa, bunu oynatmıyorsa iyi futbolcularla da bir yerde tıkanıyorsun. Okan Hoca ve ekibinin en büyük avantajı o. Ben inanıyorum ki lig başladığında en zorlu fiksüre Galatasaray sahip olsa bile hazır, o maçları kazanabilecek konumda bir Galatasaray izleyeceğiz. Tabii buradaki temel şartımız yönetim verdiği sözleri tutacak. Hem Okan Hoca'ya hem taraftara. Evet. Peki şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim bir gazetelerimizi açabilirsek haberler üzerinden gidelim isterseniz hocam. Şimdi sadece Seferovic değil Grilic ve Dubuo ile de anlaşma yapılması bekleniyor bu hafta içerisinde. Bu iki ismin de açıklanması bekleniyor Galatasaray'da. Hemen onları da sormak isterim. Zira bütün gazetelerde hemen hemen Grelic ve Dubois ile de anlaşmanın yapıldığı haberlerini görüyoruz. Aranan oyuncular bu iki oyuncu mudur? Özellikle için tabii biraz daha fazla heyecanlandırdığını söyleyebiliriz Galatasaray taraftarlarını. 16 milyon euroluk fiyatıyla da ligin en değerli orta sahası unvanını kapacağı da yine bir gazetede fotomaç gazetesinde yer bulmuş. E, o isimleri duyduğumda ben de bir futbol sever olarak keyif aldım. Çünkü takımlarımız ne kadar güçlü olursa e, ligimizin değeri o kadar artacak, izleyeceğimiz futbolun kalitesi o kadar artacak kaldı ki geçen seneki gibi Trabzon'un hakkıdır. Yani Hı -hı. E, her takım mümkünse daha ilk yarıdan şampiyonluğu garantilemek ister. Ama ligin heyecanı da biraz erken azaldı. O gerçeğin de altını çizelim. Ben bu sene ligin son haftasına kadar Heyecanın zirvede, tavanda olduğu bir şampiyonluk yarışı izleyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle o heyecanı da iliklerime kadar yaşıyorum. Hem Dubois hem de e, Gülüliç Galatasaray'ın kesinlikle benim görüşüme göre de ihtiyaç duyduğu iki oyuncu. Hatta mevki olarak ikisine de ihtiyaç vardı. E, Dubois Sabek e, Galatasaray'ın son yıllardaki e, e, kanayan yarası. Her sene değişik oyuncular alındı ama buna rağmen oradan bir sürü istenen performans alınamadı. Mariano'yu ayrı bir yere koyuyor evet. olmak lazım. O yüzden eldeki Sasha Boye'nin de gittiğini söyleyecek olursak... ...bir tek Omar'la kaldı ki Ali, genç takımdan gelen Ali... ...henüz takımda biraz daha gelişmesi için çok çalışması lazım. Oraya bir transfer gerekiyordu o kim olacak çok konuştuk işte e, e, Onur Bulut mu? en son dedik e, kaldı ki İtalyanlar e, pazarlığı da çok iyi öğrenmişler. Mert Müldür mü dedik e, onu da almak mümkün olmayınca Galatasaray başka bir sahabe kalacaktı. Dubois e, Fransız milli takımına kadar yükselmiş. Elyon 'da çok deneyimli, kaliteli, kaptanlığa kadar yükselmiş. Ofansif özellikleri daha ön planda olan bir oyuncu. Yani güzel olan şu Fenerbahçe'de biraz daha ofansif oyunu tercih edecek bu sene. Aynı şeyi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da görüyoruz. Keza Trabzon'da yani e, bize keyif verecek oyunlar oynayacaklar. Ben Galatasaray'ın sabek ihtiyacını kapatacağını sanıyorum. Markov gitti. E, kimse arkasından yas tutmasın iyi bir servet kazandırarak gitti. E şu an eldeki hem Nelson hem Abdülkerim Bardakçı ile Galatasaray o iki bölgeyi kapatmış olsa bile bir üçüncü stopere mutlaka ihtiyacı vardı. Emin Bayram'ın dışında o transferi yapmaları lazımdı. Niye bunu söyledim? Buradan girdim. Çünkü giril içi hepimiz orta saha oynatıyoruz. Evet ben de orta saha oynatacağım. Galatasaray'ın en önemli mevkii Orta saha 6 numara ama çok zorda kalındığında hemen defansa bile çekebileceğiniz hem stoperde hem de orta sahada işin defansif yönünü çok iyi oynayan bir oyuncu. Profesyonellik anlayışı onu e, duyunca aklıma e, şutum geldi. Bundan seneler önce bizim müthiş bir profesyonellik örneği gösteren o oyuncumuz Galatasaray'a çok şey katmıştı. Ben onunla kıyaslıyorum yani sonuna kadar mücadeleyi bırakmadan... Özellikle defansif yönde Galatasaray orta sahasını tek başına ayakta tutabilecek bir oyuncu. Oliveira'yı aldınız. Geride son maçta da Çikildağ'ı oynattı Okan Hoca orada. Tek ön libero olarak. Çikildağ'ın olduğu bir yerde ben grill için o işi dört dörtlük yapacağına inanıyorum. Galatasaray bence orayı kapattı. Elinizde bir Oliveira var. Elinizde bir Emre Akbaba var. Üç kişi saydım bile oraya ama tahmin ediyorum ki bir kişi daha transfer edilecek. Böyle olması demek Galatasaray'ın geçen seneki o kötü gidişatın belki de temel kaynağı olan orta saha sorununa Kalıcı çözümler bulmak demektir. Bu da Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında var olacağını net bir şekilde gösteriyor bize. Şimdi orta sahadaki diğer adaylara da tabii birazdan bakarız ama e, az önce dediniz ki Seferovic geldikten sonra Mustafa Muhammed'in de gitmesi halinde oraya bir takviye daha yapılması gerekebilir. E, Fanatik gazetesinde Umut Bozo'ya son bir teklif e, başlığı dikkat çekiyor. Forvet rotasyonunu genişletmek için yeni arayışta olan... Cimbom yıllık ücret konusunda anlaşamadığı Umut Bozok defterini yeniden açıyor denmiş. Burada bir yerde alternatifin olması hocam nasıl olur acaba? Her zaman büyük bir avantaj. Yani ligimizde hala 8 artı 3 var. Önümüzdeki seneyi bilmiyoruz. Aslında bu dönemde bilmenin bir faydası da yok. Çünkü biz bilsek bile ligin başlamasına bir ay kala her şeyi olduğu gibi değiştiriyoruz. O yüzden yerli futbolcuların değeri hep yüksek kalacak. Galatasaray tabi Abdükerim'le birlikte Yunus'la Kerem'le birlikte bu sene benim direkt oynatabileceğim 3 oyuncum var diye o rahatlığa erişmiş durumda ama takımların günümüzde şampiyonluk yarışında var olma adına sahip olmaları gereken o 3 santrofordan birinin yerli olması çok büyük bir avantaj İşte Fenerbahçe'ye bakıyoruz Thiago Çukur'u aldılar Ellerinde Serdar var. Beşiktaş'a bakıyoruz. Cenk Tosun'u aldılar. O yüzden e, şu an Galatasaray'ın o 3 yabancısından Gomis'in kalacağı kesin. Cagne zaten gitti. Mustafa Muhammed gidiyorsa oraya mutlaka bir Santrofor daha lazım. E, eğer bu Umut Bozok oluyorsa ben gelecekte de Galatasaray'da direkt oynayabilecek seviyelerde yerli bir futbolcu görüyorum Umut Bozok'ta. Umut geçen sene bence e, ligimizde büyük sükse yaptı. Evet. Yani gol kralı olmuş olması e, kaldı ki Muleka'ya rağmen, Muleka geldikten sonra Umut'un al, aldığı süre gerçekten çok azaldı. Hı hı. Ama buna rağmen çok başarılı bir sezon geçirdi. O transfere sonuna kadar e, benden yana destek var. Çok da e, doğru bir karar olur, doğru bir tercih olur. Peki.